dersimizin adı ne? Edebiyatta dini alt metinler. Dolayısıyla edebiyatın çok önemli bir bölümüne bölümünü kastediyor değil mi? Çünkü özellikle Batı edebiyatında bilirsiniz bunu hep tekrarlarım. Batı edebiyatlarının Rus, İspanyol, İngiliz, İtalyan, Fransız, Alman, Amerikan, ee, Leş. Neyse ne. En önemli alt metinlerinden iki tanesi. Hatta en önemli iki alt metni bir tanesi biliyorsunuz. Ee, eski ee, Yunan kültürü ve edebiyatıdır. Diğeri ise eski ahitle. Yeni aittir. Yani Batı edebiyatlarını, Batı edebiyatı yapan bu göstergelerdir aslında. Yani bu iki alt metnin sağladığı motifler, mitemler, düşünceler, gelenekler ne oluyor? Edebiyatın büyük bir bölümünü teşkil ediyor değil mi? Dolayısıyla o batı dilleri ve edebiyatlarının koherensi ne ol, e, nereden kaynaklanıyor? Bu motif birliğinden kaynaklanıyor değil mi? Dolayısıyla ne yapacağız? Hem söyleyin adını... Batı edebiyatlarından şeylere bakacağız. Şuna da bakacağız. Mesela modern Türk edebiyatında böyle şeyler, motifler var mı? Eğer varsa bu motifler, modern, kanonik, tırnak içinde kanonik Türk edebiyatında bu motifler nereden temin ediliyor değil mi? Evet. Dolayısıyla bir edebiyatın e, kültürel background'unu e, tarif edebilmek için özellikle özellikle dini motifler çok 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 önemli. Şimdi dini motifler diyorum, e, mitolojik motifler demiyorum farkındaysanız. Şimdi dini motifler daha ziyade eski ahit, yeni ahit, Kur'an-ı Kerim o anlamı geliyor yani... Kitap dinlerinden bir alımlama kastediliyor. Yani Yunan mitolojisinden değil. Dolayısıyla edebiyatta dini alt metinler dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Mesela kayıp oğul a motifi değil mi? Nerede çok bariz var? A John Steinbeck'in East of Eden'ında var. Aynı zamanda ne var John Steinbeck'in East of Eden'ında? İki düşman kardeş. Gayet tabii ki Kabil ve Abil motifi var. Görüyorsunuz. Bu dini alt metin dediğimiz şeyler, dini motifleri, kullanma unsuru kitap dinlerindeki evrensel Aa, e, konuları, dertleri, bir motif e, korpusu misali kitap dinlerinin dinlerinden alınan bu unsurları ne yapıyor? Değerlendiriyor değil mi? Değerlendiriyor ne demek? Kitap dinlerindeki motifler evrensel olduğu için ne diyebiliriz aynı zamanda? Yani insan varoluşundan yani kültürün varoluşundan günümüze kadar taşınan taşınan ve hiç değişmeyen sorunların dertlerin bir türlü huzura erdirilemeyen unsurların nedenli evrensel olduğunun da göstergesi değil mi? Dolayısıyla şunu da diyebiliriz. Edebiyat dini alt metinleri çok önemli kültürel semiyonlar olduğu için işlemiyor. Bakınız burası çok önemli. Şeyden dolayı edebiyat sürekli malzeme teşkil ediyor. Çünkü kitap dinlerindeki insani dertler, sorunlar, dünyala baş etme anlatıları gayet tabii ki ne? son derece evrensel değil mi? Dolayısıyla her çağın edebiyatta, edebiyat tarihinde her dönemin bir afinitesi vardır bu dini motiflere, dini alt metinlere belli başlı referansları vardır. Sizler aslında bunu bilmeden biliyorsunuz, o zaman adını söylememiştim. Birinci sınıftaki dersimizi hatırlayın, alımlama estetiğinde. Goethe'nin Promete şiirini okumuştuk ve Goethe'nin insanlığın sınırlarını okumuştuk değil mi? Şimdi bu bağlamda size yine hatırlatmak isterim. Mesela Goethe'nin Promete şiirinde, bu Yunan mitolojisi değil mi? Promete, sen benim işime karışma. Sen zaten beni hiç sevmedin, ben de seni sevmedim. Bakın neye referans var burada? Motifin altındaki motif, yani pagan görünürlüğün altındaki e, kitap dini referansı gayet tabii ki yine düşmüş oğul, düşmüş evlat. Aa, babadan uzaklaşan evlat motifi var değil mi? Promete burada bir anlamda e, Zeus'a sırtını dönmekle ve kültürü icat etmekle hatırlayın şiiri. Ben burada insanları kendi suretimden yaratıyorum filan falan. Neye referans veriyor dolaylı olarak? Gayet tabii ki yine bir kabil motifi var değil mi? Çok çarpıcı bir biçimde. Kabil motifi var. Ee, Zeus hiç konuşmuyor. Sadece Kabil e, karşı çıkıyor. Böyle bir ergen tavrıyla saydırıyor, 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 saydırıyor. Ee, Zeus'a, Promete. Burada da neyi görüyoruz? Edebiyat tarihi döneminin mevhumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Çünkü en e, banal anlatımla ne var? Aşağıdaki ölümlü, yukarıdaki ölümsüze karşı çıkıyor. Demek ki bu nasıl bir edebiyat tarihi dönemi olmalı? Zincirleri kıran değil mi? Bütün kültürel geleneklere, kültürel kodlara ve hmm, klasisizmlere tabii ki karşı çıkan bir edebiyat tarihi dönemi. Hakikaten bakıyoruz. Ee, Provate şiirinin dönemine Goethe'nin neyi görüyoruz ah Sturm und Trank coşkunculuk dönemi değil mi yani neye karşı bir baş Sturm und Trank ee, aydınlanmaya karşı kuru rasyonaliteye karşı ve insanların duygusunu duygularını hiçbir surette göz önünde bulundurmayan bir hiyerarşik baskı ya karşı bir kalkışma var değil mi? Yani bakın ihtilalci, coşkuncu, ergen yani mesela böyle bir ödev versem desem ki arkadaşlar alın eski ahidi okuyun ve sizce İhtilalci, ergen ve e, coşkun bir biçimde otoriteye karşı çıkan, eserlerde kullanılması uygun olabilecek e, olayları, kişileri bulun. Siz ne yapmış olursunuz biliyor musunuz? İşte konu tarihi yazmış olursunuz. Yani hiç edebi eserlerden bir haber olsanız bile, sadece edebiyat tarihinin bu keywordleriyle bir e, konu tarihini ortaya çıkarmış olursunuz. Yine sanırım birinci sınıfta Hülya hocanızda gördüğünüz bu dersi, edebiyatta konu ve motifler. Şimdi bu nedir? Bu nedir? Hep size anlatıyorum. Edebiyat tarihi bir e, otoriteyle klasisist biçimde örtüşme ile otoriteye karşı çıkan parçalayıcı atomlara ayırıcı, reddedici bir romantizm arasında gidip gelir edebiyat tarihinin sarkacı değil mi? Görüyorsunuz. Bir şiirde Goethe büyük Goethe nasıl Promete'yi... görünür kılıp Promete'nin Promete personası arkasında nedenli masklar e, saklamış olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Mesela çok ilginçtir. E, edebiyat tarihi, Alman edebiyatında Sturm und Drang döneminin e, ikonu Promete'dir. Promete'dir. Yani ben Yaratıcı babayı kabul etmiyorum. Ben dünyaya kendim hakim olmak istiyorum. Kültürü ben icat ediyorum. Hatta kime karşı? Tanrıya karşı bile. Prometei kullanıyor yüzeyde ve Kabili kullanıyor. Daha alt katmanda değil mi? Metinin bilinç aslında Kabil. Biliyorsunuz eski ayette hakikaten. Kabil, Abil'i öldürdüğünde ki bu e, kardeş katli neyin ifadesi? Düzene, doğru olana, Tanrı Kabil'in kurbanı, Abil'in kurbanını beğeniyor, özür dilerim. Düzen o. Onu öldürmekle düzene karşı çıkıyor ve ne yapıyor Kabil? Sonra Tanrı tarafından işaretlendikten sonra hiç kimse Kabil'i öldürmesin. Kabil hatta e, Kabil'i öldüren benim gazabıma uğrasın diyor. Ve Kabil'i yani kovuyor ve Kabil gidiyor ve Kabil'in e, torunları, evlatları e, şehirler kuruyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sadece hı, Promete. Burada şu kullanılmış, hmm, bu kullanılmış, bu yetmez. O yüzeydeki personanın alt katmanlarında diğer daha derinde yatan öbeklerle nasıl birleşip nasıl ortaya bir protagonist çıkardığı hususu neye karar veriyor? ilgili edebi ürünün o edebiyat tarihi dönemine uygunluğunu örtüş, nasıl nedenle örtüştüğünü gösteriyor anlatabildim mi? Yani sadece Ayşe burada Promete var Ayşe, şu bu değil her edebiyat tarihi döneminin nesi var? Her edebiyat tarihi döneminin bir idolü var. Bu isimli olabilir. Kabil, Promete, Odysseus vesaire vesaire. Anonim de olabilir. Mesela Nietzsche'nin Übermensch'i. Üst, üst insanı değil mi? Üstün insanı. Mesela Föndesiyekle edebiyatında o garip kahramanlar, duygusuz kahramanlar, onlar bunlar. Yani onlar İyinin ve kötünün ötesinde. Şimdi niye Übermensch'ten bahsediyoruz? Dinlene alakası var bunun? Çok alakası var. Çünkü Nietzsche'nin Übermensch'i niyi temsil ediyor? Tam işte dönemin tipik Hristiyanın Hristiyan insanın karşısına bir e, varyasyon, bir 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 karşıt konstrüksiyon olarak sunulan tırnak içinde söylüyorum bunu bir, bir ütopik figür değil mi? Ütopik figür dolayısıyla dolaylı bir biçimde dinle ilgili üst insan ne zaman doğuyor? Üst insan Tanrı öldükten sonra doğuyor. Bakınız bu çok önemli. Nietzsche bağlamında. Dolayısıyla dini. E, Tanrı öldükten sonra doğuyorsa bu bizi yine nereye götürüyor? Kabil'e ve Promete'ye götürüyor. Bakınız Kabil'e ve Promete'ye bu bağlamda götürüyorsa korkunç antiklasisistir değil mi? Yani apolonik değildir, dionizyaktır. Evet mekanizmalar böyle işliyor. Aslında çok eğlenceli. Niye çok eğlenceli? A öğretim yılı ortalarına doğru bunun sadece ve sadece edebiyatta değil... Bütün kültür ürünlerini bu ara sinemada da çok 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 önemli olduğunu e, göreceğiz. Ve böyle entel dantel filmlerde değil, bağımsız otor sinemasında değil. En tırnak içinde söylüyorum bunu. Sıradan Hollywood sinemasında bile bunun çok, e, bu konuların çok işlendiğini görüyoruz. Neden? Yani Hollywood çok mu dindar? Hayır arkadaşlar, bakınız. Edebiyatta dini motif alt metnin bir motif olarak olması için ya da dini motiflerin olması için dindar olmak gerekmiyor. Çünkü zaten kitap dinle dinlerindeki konular inanılmaz evrensel. O yüzden onlar bu kadar insan tarafından okunuyor, inanılıyor vesaire vesaire. Anlatabildim mi? Yani hiçbir surette performatif bir biçimde veya herhangi bir zikrediş ol, e, olmadan hiçbir edebi metin yoktur ki bana göre dolaylı veya dolaysız e, dini motiflere ne, yap, ne yapmasın e, referans göstermesin. Burası çok önemli. Neden? Çünkü çok ilginç. Yazı tarihine baktığımız zaman işte milattan önce 7. yüzyıl Homeros İlyada, Mil milattan önce 9. yüzyılda işte aa, Eski Ahit'in öbekleri oluşuyor. Aa, sözlü olarak sonra milattan önce 5. yüzyılda, 6. yüzyılda, 7. yüzyılda yine Eski Ahit yazılıyor. Bakınız, edebiyatın bilinç altıdır. Edebiyat nedir? Yazılı edebiyat nedir? Edebiyatın bilinç altında ne vardır? İlk yazılmış bu ölümsüz eserler vardır. Şimdi siz Gılgamış, eser, Gılgamış destanını işliyorsunuz hocalarınızla. Ama o aslında bir destan ve daha ziyade dini ritüelleri kültürün nasıl oluştuğunu, tanrılarla insanlar arasındaki farkı ve tanrıların insanlar için nasıl bir kader biçtiğine dair bir metin. Bugün biz onu ne yapıyoruz? Kürsülerde, bütün dünyada, sadece kürsülerde değil her yerde işte ilk yazılı destanların en en önemlisi diye okuyoruz değil mi? Dolayısıyla Gılgamış, Gılgamış olduğu için o kadar önemli değil edebiyat tarihi için. Gılgamış insanlığın serüvenini tarif ediyor. Yani hiçbir edebi eser yoktur ki Gılgamış'ta öyle veya böyle bir şekilde bir bir ortak ortak motifte motif motifçikte diyeyim ben size buluşmasın. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Mitos ve onun devamında din nedir? Edebiyatın, yazılı edebiyatın bilinçaltıdır. Konu rezervuarıdır. Ödipus karmaşasıdır. Menşeidir. Anlatabildim mi? Daha yazılı edebiyat yokken ne vardı? Bunlar vardı değil mi? Dolayısıyla ne diyebiliriz? A Edebiyat anlattıklarından ötürü ve dini zikredişlerle alt, alt e, metinlerle ve motiflerle e, dolu olduğu için e, edebiyat bir anlamda nedir ve bütün bu motifleri işleyen unsurlar sinema nedir? Kitaplarda Yazan unsurların çok çok farklı çağlara nasıl yansıdığı, nasıl alımlandığı e, e, hususunun seküler versiyonundan başka hiçbir şey değildir. Mesela e, işleyeceğiz işte e, Kabil romanını Jose Saramago'nun. Kabil diyor ama tabii ki yani kutsal kitap değil. Ama ne yapıyor José Saramago o kitapta muhteşem bir biçimde? Kabil'i milattan önce 9. yüzyıldan 21. yüzyıla 20. yüzyıla aktarıyor ve Kabil'i bizim yani Kabil bize bizim zamanımızda ne söyleyebilir getiriyor. Ne yapıyor aslında? Bir a, din insanının yapamayacağını yapıyor. Ne yapıyor? Eğer yabancılaştırsa bile, yani yabancılaştırsa bile Kabil'in unutulmamasını sağlıyor değil mi? Tırnak içinde söylüyor. Kitleler için son derece demode olmuş. Modası geçmiş. Deist ateist dünyada Unutulmaya yüz tutan kültür mirasını, Hristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik olduğu için değil, son derece evrensel ve e, insani konuları e, işlediği için, ne yapıyor Jose Sar Saramago? Kabili bir anlamda bir kere daha unutulmaktan ve yok olmaktan kurtarıyor, değil mi? Şimdi biz bunu işleyeceğiz derste. E, tabii ki Jose Saramago'nun o kitabını profesyonel bir biçimde bir komparatist edasıyla yorumlayabilmek için Kabil ile Abil hikayesini çok çok iyi orijinal kaynaklarında e, eski ahitten... Ne yapacaksınız? Okuyacaksınız. Neden eski ayetten okuyoruz da Kur'an-ı Kerim'den okumuyoruz? Çünkü Jose Saramago eski ayetten yani İncil'in e, birinci kısmından, Musevi İncil'inden, Hebraişe Bibl'i, İbrani İncil'i e, ondan alımladı da o yüzden biz ne yapmak zorundayız? Metne dönmek zorundayız. Evet, Göte'ye dönelim yine. Goethe sonra yaşlılığına doğru çok ilginç bir biçimde bir balattis, bir şiir daha yazıyor. İnsanlığın Sınırları. Burada hatırlıyorsunuz birinci sınıfta işlemiştik alımlama estetiğinde. Ne var burada? Burada devrilen bulutlardan... Rahmetin çakan şimşeklerle ürkünç bir biçimde yağdığında... ...senin eteğinin ucuna sığınırım. Yaşlı Göğüt'e de artık Promete dönemindeki... ...o otoriteye karşı çıkma, babaya karşı çıkma... ...bütün kutsallara karşı çıkma gitmiş. Yaşlılık, bilgeliği, dinginliği, klasisist harmoni gelmiş. Bakınız buradan ne çıkarabiliriz? Bu motifleri banal bir biçimde, çıplak bir biçimde karşılaştırırsak şunu çıkarabiliriz. Yaşlılık daha bir klasisizme meyilli. Gençlik daha bir anarşik. Putları yıkmaya şeysi var. Yatkınlığı var değil mi? Evet, baktığımız zaman Goethe'nin bu şiirine burada artık Goethe kendisini bulmuş ve dünyanın işleyebilmesi için gençliğinde karşı çıktığı hiyerarşilerin aslında o kadar da kötü olmadığı. Eğer o hiyerarşiler olmazsa her şeyin çivisi çıkabilir düşüncesi klasisist, enfes Weimar klasisizmi edasıyla e, karşımıza çıkıyor değil mi? Bakınız yine Goethe'den Göğde bir paralellik vereceğim. Nasıl e, Kabil e, dedik Promethe'ye. Burada da inanılmaz doğa ile kültür arasında harmoniyi arayan Bireyin aslında bağına taş basma bilgeli bağına taş basma bilgeli saklı değil mi? Ee, ölümsüzlük Göte'nin Promete pardon insanlığın, sınırın, sınır, insanlığın sınırında adlı şiirinde neye tekabül ediyor? Nesillerin birer halka olarak sonsuz uzunluktaki bir e, zincire eklemlenmesinde saklı değil mi? aynı Goethe'nin o döneminden Ifigenie Tauriste adlı uh, Weimar klasisizminin en önemli uh, tragediyası var. Orada artık Ifigenie o kadar olgun bir insan ki Goethe Ekerman'la konuşmalarında, meşhur konuşmalarında diyor ki Allah'ım ya Allah Rabbim. Yani ben bu Ifigenie'len öyle şeytani Biçimde harmonik bir birey yaratmışım diyor. Ama tabii ki Goethe, Goethe olmazdı. Faust'u yazmasaydı Faust'ta artık bütün her şey bir şekilde tekilliğe ulaşıp netralize oluyor değil mi? Netralize oluyor ama bu tabii ki başka bir e, konu diyeyim ben size. Evet haftaya e, metin incelemesine başlayacağız. Sizden haftaya kadar e, eski ahitte Abil ve Kabil Genesis'te Abil ve Kabil e, hikayesini e, okumanızı istiyorum çünkü haftaya romana değinmeden birçok başka konuya değinmek zorundayım. Edebiyat tarihinde, kültürde, felsefede Kabil ne anlama geliyor? O da ayrı bir motif sarmalı olduğu için ki Jose Saramago kendi romanını nasıl bir kültürel arka planı var, nasıl bir arka plana yerleştirmiş bütün yazdıklarını daha sarih bir biçimde bilsin. Evet bugünlük bu kadar gençler. Sorunuz varsa lütfen sorunuzu sorun şimdi. <laughs>